Bilgiye ulaştım. Gençlik yıllarınızda böyle DJ'liğe çok meraklı bir Kaçamak. genç ve kaçamaklar yapıyor musunuz? Öyle ki aileye ben sinemaya gidiyorum deyip Onu da biliyorsunuz. sinemaya gidiyorum deyip evden çıkıp DJ'lik yapmaya gidiyorsunuz. 12'ye kadar evet. Ancak 12'de film bitiyordu, eve dönmeye mecburdu. Şimdi siz ailenizi böyle diyelim ki tırnak içinde kandırdınız ama daha sonra yıllar sonra babanız da sizi çok tatlı bir şekilde kandırıp taka bastırdı. Ne oldu? Buraya dönüşümü mü söylüyorsunuz? O ciddi her babanın yapması, ben mümkün olduğu kadar söylediğim bir olay. Benim üniversite hayatımdan sonra yarış hayatım vardı. Çok güzeldi. Ve her üniversiteli genç gibi bir de babanın korkusundan belki yani kuvvetinden belki veya anlaşamayacağımı düşündüğüm için hiç öyle bir sebep yoktu. Hiç Türkiye'ye dönme niyetim yoktu. Kendisine söyledim nasıl bir şey yapmak. İşte bazı imkanlar var dediler bana. Üniversiteden gidip oralarda çalışma imkanı vardı. Ve tatile geldim. O zaman bir proje vardı. Bu Vakkorama'nın kurulduğu projeydi. İlk defa bir medyada bunu anlatıyorum açıkçası. Ne mutlu. Fakat sağ olun yani. Ve de bunun böyle yapılması lazım zannediyorum. Ben çocuklarıma öyle davranmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ne kadar başarılı olabilirim. Tatile geldim. Askerliğimi yapmıştım. 1-2 hafta kalacaktım. Babam bana bir yer gösterdi. İşte bu dışarıda yapmak istediğim proje gibi bir proje mi? Der gibi. Benim de böyle bir danışmanlık yaptığım bir yer oluyordu o sırada dışarıda. Babamdan konuşurken evet işte burada böyle bir şey yapsak, şurada böyle bir şey yapsak. Halbuki babam hepsini aklında kurmuş zaten o sırada. Yani bu imkanı derken bir gün Ankara gitmesi lazımdı. De 3-4 gün sonra kendisi bana doğrudan doğruya dekoratörle konuşup konuşamayacağım. Tabii ki dedim yani böyle bir şey değil. Ve proje uzamaya başladı. 3 ay sonra o zaten geri dönüş bitti. 3 ay sonra Vakkorama'nın anahtarını teslim etti bir nevi. O sırada tabii şu anda eşim o zamanlar flörtüm İstanbul'a gelmişti. Bizim evde kalırken önde küçük bir yer vardı. Acaba kiralasak mı orayı ki ayıp oluyor etraftan. Bu size bahsetmiş olduğum 20 sene evvelde. Meğer orası kiralanmıştı o zaman. Ve tamamen işleri ayırıp böylece ne kendi işine karışmama imkan verdi. Yani bak ortamına karışmama. Bir de oğlunun vermiş olduğu bir projede başarılı olabiliyor mu, olmuyor mu? Çünkü o zamanlar orayı zaten birkaç seneliğine bedava aldı bir yerde. Taksim Meydanı'nda ve altta bir yer olduğu için çünkü orası başarılı olmamış bir yerde o zamanlar. Böylece hem yer değerlendi, hem oğlan değerlendi, Ne kadar daha hem de inan. evlenmiş oldum o sırada. Fakat bir saat söyleseydi ki bana sen gelmeyeceksin, geri gelmeyeceksin, şey gelmeye mecbursun. Ben işleri ne Zorlasaydı. yapsaydım o zaman muhakkak bir reaksiyon olurdu. O 20-22 Bir yaşında herhalde. çatışma olabilirdi. Muhakkak olurdu. Size yani birkaç gün gel bana yardım et Aynen diye aynen diye gayet yumuşak basit oldu. yumuşak Evet. sizi o Gayet basit işin oldu. içine dahil etmiş. Gayet basit oldu. Benim için cidden büyük bir olaydı ve bu yaşa vardım hala anlayamıyorum. Bir baba nasıl bu kadar kesin tavırlarıyla bunları yapabilir? Ve beni kazandırdı, kendime kazandırdı bir kere. Yani belki çok güvensiz olacaktım babanın vermiş olduğu güçten, belki dönmemiş olacaktım, belki çok şey olabilirdi. Böyle bir şansım olmayacaktı, power yapma imkanı olmayacaktı, Vakkorama çıkmayacaktı, hayatta yapmak istediğim her şeyi yapamayacaktım.